kemiği belini fıt olmayan kukla giller haber hoş geldiniz. Bir kere daha biz Aylan Sunay'ın başına geldik. Sevgili seyirciler, gün geçmesin ki hafta geçmesin, hafta geçmesin ki aylar bitmesin, aylar bitmesin ki Ramazan gelmesin, Ramazan da gelmesin ki her Ramazan'da oruç ve Ramazan'la ilgili televizyonlarda saçma sapan sorulara saçma sapan cevaplar verilmesin. Ve biz de bununla ilgili haber yapmayalım. Evet, çok değerli bir konuğum var. Korona nedeniyle evinden bağlanacağız kendisine. Kendisi ilahiyatçı yazar Berkcan Hoca. Hocam, hoş geldiniz yanımıza. Kuyaş ni hem küldürüp, kalpke sürü toldurup, dostları süyündürüp, Ramazan geldi, Ramazan. Gaflet ayı imes bu, nefret ayı imes bu, rahmet ayı demek bu, Ramazan geldi, Ramazan. Mübarek olsun Ramazan sizge, mübarek olsun Ramazan bizge, beyrem beyrem okul gizge, Ramazan geldi, Ramazan. Evet. Evet, hocamız bir ilahi türküsüyle açılış yaptı. Çok güzel söylediniz hocam. Ağzınıza sağlık. Yahu muhterem, WhatsApp grubundan benim haç arkadaşları göndermiş. İstersen sana atayım WhatsApp'tan mübarek. Tamam, atın hocam. Aha da attım. Efendim, bu vesileyle bizi izleyen izlemeyen, takip eden etmeyen, abone olan olmayan, like atan atmayan, Müslüman mümin ya da münafık, kafir zındık, deist ve ateist kim varsa, herkesin mübarek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Mübarek olsun Ramazan sizge, mübarek olsun Ramazan bizge, beyrem beyrem okul gizge, Ramazan geldi, Ramazan. Ey Allah'ım, dilime yapıştım, bırakamıyorum ya. Peki o zaman sorulara geçelim. Hay hay geçelim. Hocam, ilk sorum şu: oruç hangi yerlerde bozulur, hangi yerlerde bozulmaz? Bek muhterem Ferruk kardeşim, esasen oruç buzdolabına konursa bozulmaz, açık ve net. Evet, peki hocam, Twitter'dan bir soru gelmiş. Bir dakika lütfen. Soru da şöyle diyor izleyicimiz. Hocam diyor, sağlık durumum iyi değil. 7 kişi birleşip bir oruca girsek kabul olur mu? Efendim, neden olmasın? Esasen dinimiz zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız diyor. Bu arkadaşlar orucu pek âlâ paylaşabilirler. Yani 7 kişiden ikisi sabahtan öğleye kadar, diğer üçü öğle ikindi arası kadar, son ikisi de ikindi akşam arası kadar tutabilirler. Peki bir soru daha Instagram'dan gelmiş. Evet, Instagram takip ediyorum. Bir izleyicimiz Arabistan'dan yazmış. Hocam diyor, biz Arabistan'da sürekli sıcaktayız. Siz de orada yazın malum, sıcak oluyor. Evet, sıcak havalarda tutmak zor oluyor. Bu konuda bir şeyler yapabilir misiniz? Evet hocam. Tabii ki yapabiliriz. Sıcakta orucunu tutmakta zorlananlar için Ramazan'ı sabitlemek lazım. Sabitlemek derken? Şöyle ki, Ramazan'ı böyle Ocak, Şubat, Mart gibi serin bir aya almayı planlıyoruz. Hemen akabinde de Cuma namazlarını da Cumartesi ikindi serinliğine alacağız inşallah. Peki böyle bir şey mümkün mü, olabilir mi yani? Yahu ne demek mümkün mü? Biz karantina altında business class özel Cuma namazı kıldık. Lütfen. Ferruk Bey, esasen her şeyin başı eğitim. Eğitim şart diyoruz. Bakın, eğitimin şartı 5'tir. 5 midir? Evet, 5. 5 kere 5, 25. 5'i 5 kuruştan 5 yumurta etti mi sana 35? 35 ne? Ne? Yolun yarısı. Amca ne? Baba yarısı. Topla ikisini, ne etti? 95. Astarı verdin, neyi ister? Yüzü. Yüzde kaç göz var? 2. Kaç kulak var? 2. Çocuklar ne içer? Süt. İnek ne içer?
Süt. Zırt. Ne sütü? İnek süt içer mi? Ya bakın daha bunu bilmiyorsunuz muhterem cahil. Ama şaşırtıyorsunuz hocam. Söz. Ne şaşırtması? Şuna cahilim desene. Evet. Diğer soruya geç. Hocam bir bayan izleyicimiz de sormuş. Şöyle soruyor. Hocam diyor. Eşim gereği sık sık dayak yiyorum. Dayak yersem orucum bozulur mu? Efendim. Oruçluyken yenen her şey orucu bozar. O yüzden mümkünse bu kardeşimiz iftardan sonra dayak yesin. Evet hanımefendi duydunuz, iftardan sonra yiyeceksiniz. İzmir'den de soru gelmiş hocam. İzmir mi? Ey gidi İzmir, ne günler yaşadık o İzmir'de muhterem. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in... Yok bu ilahi değildi, evet. Devam edelim. Hocam şöyle soruyor İzmir'deki vatandaşımız. İzmir olarak yıllardır iftarı en son açıyoruz. Öyle olmasa mesela gelecek yıl en önce biz açsak olur mu diye sormuş. Evet. Efendim şimdi her Ramazan'da İzmir'in geç oruç açtığı doğrudur. Doğudaki illerimiz Ağrı, Iğdır, efendim Erzurum erken açıyor mesela. Bu da kuşkusuz haksız rekabet oluyor. Yani ortada orantısız bir sevap söz konusu. Orantısız sevap. Evet. Bu bağlamda tüm illerimizin iftar vakitlerini saat 5'e sabitlemek en mantıklısı kanımca. Ne yaptınız hocam? Tamam İzmir geç açıyor ama yani sahura da geç kalkıyor. Dengeleniyor yani. Mübarek olsun Ramazan sizge, mübarek olsun Ramazan bizge, beyrem beyrem okul gizge, Ramazan kendi Ramazan. Hocam ama tam cevabı alamadık. Ya muhterem verdik cevabı. Geçelim. Ya hocam şimdi biz soruyoruz, siz cevaplıyorsunuz. Millet sizin cevaplarınıza göre efendim dinini yaşayacak. Yani bakın sonra öteki tarafta problem olmasınız bu dedikleriniz. Yani sizin yüzünüzden cehennemlik olmayalım durup dururken diyor izleyiciler. Mübarek olsun Ramazan bizge, mübarek olsun Ramazan sizge, beyrem beyrem gizge, Ramazan geldi Ramazan. Ama yani siz de sıkışınca mübarek olsun Ramazan sizge, mübarek olsun Ramazan bizge, beyrem beyrem. Hocam ne diyorsun mübarek, tam anlayamadım, ses gitti, görüntü mü gitti, bir şeyler gitti ama evet. Bir şey gitmedi ama peki hocam malumunuz bir korona musibeti yaşıyoruz. Efendim ben de tam o konuya girecektim muhterem. Bakın elimde kendi imalatımız olan koronaya karşı çok etkili bir duamız var. Yeni üretim, yerli üretim. Korona duası mı? Evet, korona duası. Hem de Türkçe. O zaman verin o duayı edelim de kurtulalım hocam bu koronadan. Olmaz. Duayı öyle zırt diye veremiyoruz. Siz de bayağı beleşçi çıktınız muhterem. Ama bir kampanya başlattık Allah'ın izniyle. Bir dua alana bir dua bedava. Kırmızı etiketli dualarımızda ise 3 al 2 öde kampanyamız mevcut. Ayrıca korona duasının yanında bir adet hazır çekilmiş 33'lük tesbih, bir de bir adet namaz kıldıran seccade hediye. Ama iyi de dua parayla olur mu ki hocam? Mübarek olsun Ramazan sizge, mübarek olsun Ramazan evet, bizge, yine ilahi Türkiye'ye bağlı. Sizge, mübarek bayram. Hocam siz habire Türkiye'ye bağlıyorsunuz. Hocam bir de bir teyze rüyasında görmüş. Sumak iyi geliyormuş koronaya. Sumak değil ama bizim bahçenin mahsulü olan ısırgan otumuz koronaya birebir. Isırgan otu mu? Evet. Ondan da almak isterseniz şayet 5 kilo ısırgan otu alana 1 kilo sumak yanında hediye. Daha ne yapalım? Ama hocam yani siz de her şeyi iyice paraya döktünüz.
Duyamıyorum Ferruh Bey ya. Başka bir kanalda canlı yayına dönüyorum. Size hayırlı Ramazanlar muhterem. Hadi eyvallah. Evet, buyurun Sayın Müge Anlı kardeşim. Adam canlı yayında başka kanala bağlandı ya. Evet, sakız çiğnemek orucu bozar mı? Belki Can Hocam. Ya muhterem onu boş verin. Elimde korona için etkili dualar var. Yeni mahsul, onu şey yapalım isterseniz. Evet sevgili seyirciler, aklımıza takılan soruları, sizlerin de sorularınızı hocamıza ilettik. Hayırlı bir program oldu inşallah. Berkcan hocamız da ilerleyen günlerde ihtiyaç olursa tekrar birlikte olacağız. Ramazan ayı boyunca kuklagiller tereyağlı sevgili seyircilerimiz. Bu vesileyle kanalımızı izlemeyi, izleyip like atmayı, like atıp abone olmayı unutmayalım inşallah. Zaten Amerikalıların meşhur bir sözü var, ne derler bilirsiniz? I can do you do, o you do, bu you do, my can, not English, help, kafadan, at the, uydurdu, durdu. Yani Türkçesi, her lafı atlama, düşünmeden verme cevabını, orucunu uykuya tutturursan, rüyanda görürsün sevabını. Görüşmek üzere.